Mersin Büyükşehir Belediyesi, MESİ Genel Müdürlüğü bünyesinde 14 yıldır işçi olarak çalışan, ikisi görme engelli 3 çocuk babası Ufuk Eser, 19 Aralık 2019'da performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek işten çıkarılmasının ardından, geçen hafta belediyenin evine bıraktığı gıda kolisini belediyenin önüne bırakmasıyla gündeme gelmişti. Yanına iki görme engelli çocuğu da alarak Büyükşehir Belediyesi önüne gelen 42 yaşındaki Eser'in isyanı sosyal medyada yayılınca Mersin Valisi Ali İhsan Su aileyi evinde ziyaret ederek babaya iş bulma sözü vermiştim. Bu Mersin'de namusu şerefini ayaklar altında, yazıklar olsun, bu çocukların ekmeğini oynadın. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak da Eser ailesini Toroslar ilçesi Akbelen mahallesindeki evinde ziyaret etti. Ufuk Eser ve eşi 39 yaşındaki Neslihan Eser tarafından karşılanan Başkan Gültak bir sürü aileyle sohbet etti. Ailenin 17 yaşındaki çocuğu Alperen'in önümüzdeki yıl üniversite sınavına hazırlanacağını, 6. sınıfa başlayacak görme engelli 12 yaşındaki Arda ve 1. sınıfa başlayacak 6 yaşındaki Eren'in eğitim durumlarıyla ilgili bilgi alan Gültak, çocuklara eğitim desteği sağlayacaklarının sözünü verdi. Ekmek, aş bunlar kutsal. Namus kadar en az kutsal olan şeyler. Şu ana kadar seçildiğim günden bu yana kadar ne performans, ne de başka bir nedenle, ne de bir siyasi görüş nedeniyle hiçbir arkadaşımızı, kardeşimizi, çalışanımızı, emekçiyi işten çıkartmadım ben. Bugün bir aileyi ziyaret ediyoruz. Çok değerli bir babamız var. Çok değerli bir annemiz var. Çok değerli 3 tane çocuğumuz var. Ve gördüğümüz gibi 2 çocuğumuz da engelli. Görme engelli. Böyle bir ailenin altyapısı araştırılmadan, bu çocukların durumu düşünülmeden, bu ebeveynlerin bu konuda zor duruma bırakılması hiç hoş bir davranış değil. Ne kadar performans da denilse anında, başka bir şey de denilse, en azından çıkartacağınız insanların aile yapılarını, durumlarını da gözetmeniz gerekir bir yönetici olarak. Dolayısıyla ben üzgünüm. Bundan sonra da ailenin yanında yer alacağız. Ne tür destekler vereceksiniz? Tabii ki biz çocukların eğitimiyle ilgili hemen hem Sayın Valimizle görüşüp hem de Milli Eğitim Bakanlığımıza Sayın Lütfi Elvan Bakanımızın vasıtasıyla ulaşıp çocuklarımızı bir kere ilk başta eğitimi konusunda destek olalım. Gencimiz seneye son sınıfa geçecek. Onun eğitimi konusuyla bir amacı var. O konuda destek olalım. Ufuk Eser'de arkalarında olduklarını hissettikleri için Vali Su ve Başkan Gültuğ'a teşekkür etti. İşten çıkarıldığı süreci ve bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Eser. Şok oldum. 3 Aralık Engelliler Günü'nde beni MESKİ'ye çağırıp performans adı altında bir tutanak imzalattılar. 19 Aralık'ta da işime son verildi dedim. Başkanımız Mustafa Gültuğ'a da teşekkür ediyoruz. 14 yıldır hizmet ettim, emek verdim. 14 yıldır gece gündüz vardiyalı çalıştım. Soğukta, şeyde, her türlü yerde, çöplükte, su deposunda 2,5 yıl o kokunun içinde çalıştım. Her yerde çalıştım. Bugüne kadar bırakın bana bir tutanak, bir şefim, amirim. Yüksek sesle ya sen bunu nasıl yaptın falan öyle bir şey de demedi. Şok oldum. Engelliler günü 3 Aralık. O çocuğumun bir ufak bir etkinliği vardı okulda. Oraya katılmıştık. Orada telefon geldi. Bir şirketimize kadar, MESKİ'ye kadar gelmeniz gerekiyor diye. O gün bana performans adı altında bir tutanak verildi, imzalatıldı. 19 Aralık'ta da işime son verildi.